Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası başkanlarının kullandığı ifadelerinin piyasaları şekillendirdiği bir hafta olurken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında küresel ölçekte doların değer kazandığını gördük. Cuma günü FED üyelerinden bir tanesinin yaptığı konuşma sonrasında piyasalardaki sert satışlar hızlanırken hafta içerisinde diğer FED üyelerinin yapacağı konuşmalar ise açıklamaları fiyatlardaki oynaklığı artırabilir. Oluşan gelişmeler çerçevesinde Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,82 ve 8,90 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,70 ve 8,64 Türk Lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Türk Lirası için geçtiğimiz hafta kayıpla gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı fiyatlamalarda en önemli etkiyi yarattı. Doların küresel ölçekte değer kazanmasıyla birlikte Euro'nun 1,19 seviyesinin altını test ettiğini görürken bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesindeki PMI verilerini yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,45 ve 10,50 Türk Lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,35 ve 10,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından değer kaybeden Euro 1,19 seviyesinin altını test etti. Cuma günü FED yetkililerinin yaptığı konuşmada varlık alım programında yapılması düşünülen değişikliğin konuşulmaya başladığı belirtilirken ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklamalar fiyatlara daha net yansıyacağını söylediler. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,19 ve 1,1925 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1850 ve 1,1835 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanması bekleniliyor. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran petrolünün kısa sürede piyasaya sürülmesi beklenirken Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 8,6 milyon varil olarak azalış gerçekleştirirken pandemi endişelerinin azalması ve Çin'deki talebin ile beraber yaz aylarında Brent petroldeki seyrin devam etmesini bekliyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,25 ve 74,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72,60 ve 71, 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.